Ara vermeden önce sizlere ifade etmiştim. Bahçeşehir Belediye Başkanı Sayın Kemal Aydın bizimle olacak demiştim ve Kemal Aydın şu anda stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, kendisiyle ne konuşacağız diyorsanız belirtelim. Türkiye Avrupa Birliği'nden tam üyelik için müzakere tarihi aldıktan sonra ilk Kurban Bayramı'na intikal edecek, arifesindeyiz. Avrupa Birliği Komisyonu'nda Türkiye'deki kurban kesimini izleyecek ve bu izlemenin ardından da bir rapor hazırlayacak. Dolayısıyla bu rapor Türkiye için çok önemli. Olumsuz bir rapor işimizi oldukça zorlaştırır. Şimdiye kadarki yaşanan süreçte göz önüne alınırsa. Bahçeşehir'de bir uygulama başlattı. Avrupa Birliği standartlarına uygunluk kriterlerinde örnek bir uygulama başlattı. Sayın Aydın'la bunu konuşacağız. Evet, bu noktada hemen size dönüyorum. Gerçekten de 2005'in ilk dini bayramını evet. Yaşıyoruz ama birçok açıdan da kritik bir bayram bizim için. Daha öncesinde işte bir takım kriterler vardı bizim sokaklarda. Çok önemli değildi. Çok evet. Göz ardı edilebilirdi bir takım şeyler ama artık değil. Artık cidden ciddi olarak ele almak gerekiyor. Bir yerlerden denetleniyoruz, gözlemleniyoruz. Evet, 120 kişilik Avrupa Birliği ajanları. Evet, en doğru cümle sanıyorum bu değil mi? Denetim ajanları. Denetim ajanları. Evet. 120 kişilik bir ekip şu anda Türkiye sokaklarında yarından itibaren dolaşacak ve gözlem yapacak. Ajan diye belki tarif etmemizin nedeni şu. Türkiye'de biliyorsunuz kamu kurumlarında özellikle denetimler hep güdümlü yapılır. Haber vererek denetime gidilir, hastane denetimine. Bakan gider denetler, işte belediye başkanı gider denetler. Yani daha doğrusu tozları halının altına süpürürüz, ortalık temiz gözüküyor. Evet, annelerimizin dediği için gene temiz değil mi? Yani onun için Avrupa Birliği ajanları bu konudaki sivil insanlardır. Herhangi bir parlamento veya birisinin emrinde değildir. Onlar halının altına bakarlar, ne var ne yok. Bizde halının altına bakmaya gerek yok. Zaten siz ekranlarınızdan inşallah yarın böyle bir durum söz konusu olmaz. Havadan çekimlerinizde İstanbul Kan Gölü, Kan Deryası bir vahşet. Her sene denizini görüntüler maalesef oluyordu. Maalesef. Her ne kadar cezai yaptırımları olsa da bunların çok göz önüne alınmadığını gördük bunca geçen zaman zarfında. Yine bir yerlerde yol kenarlarında, sokaklarda, apartman altlarında kurbanların kesilmesi yasaktı. Ama yine de bu tip görüntülere maalesef maruz kalıyorduk. Ama artık bu işi daha ciddiye almamız gerekiyor. Lazım. Siz de oldukça ciddiye almışsınız ve bir uygulama başlatmışsınız. Biraz izleyicilerimize bunu aktarmak istiyoruz. Oldukça da gerçekten kurban satış ve kesim yerleri İnanılmaz çağdaş. Birazdan arkadaşlarımız da bu görüntüleri sizlere aktaracaktır. Siz nasıl karar verdiniz böyle bir şeye? Yani bu tabii Ebru Hanım, bu yeni değil aslında. Ben 1999 seçimleriyle kurucu belediye başkanı olarak göreve başladım. İlk günden itibaren, ilk yıl itibariyle biz bu sistemi bu şekilde kurmuştuk. Bunda kuruluş nedeni olarak Avrupa Birliği'nden gün alma eğilimi içerisinde olan bir ülkeyiz. Biz yerel yönetimler olarak buna önceden hazır olmamız gerekiyor dedik. Ve bütün uzman arkadaşlarımızla yerel yönetimlerde bizi Avrupa Birliği normları açısından zorlayabilecek ne eksikliklerimiz var? Biz bunları, bu eksiklikleri oluşturmadan ona göre planlayalım, kuralım. Bir daha önümüze geldiğinde, müzakere tarihi aldığımızda sıkıntı çekmeyelim. Ve Türkiye'deki diğer bütün belediyelere de bu örnek olsun dedik. Biz 6 yıldır bu sistemi uyguluyoruz. Bu yıl, işte siz de programın başında söylediniz, artık bizi, bütün toplumumuzun geleceğini ilgilendiriyor. Bu yıla kadar belki göz ardı etme şansımız vardı, tolerans tanıma şansı ama şimdi biz Müslüman bir ülkeyiz. Evet. Müslüman bir ülkede kendi dini vecibemizi yapacağız. Fakat Hristiyan diye suçladığımız, belki de Hristiyan kulübü diye beğenmediğimiz, kızdığımız bir topluluk tabii ki haklı olarak kendi içerisine alması için kendi dini vecibemizi yaparken bunu doğru yapıyor mu, yapmıyor mu bizi izleyecek. Geçmişte çok kötü bir İntiba var. Yaptıklarımız var.
göz ardı etmemiz mümkün değil. Aslında Avrupa Birliği'nin yapacağı denetim Kur'an-ı Kerim'in bütün Müslümanlara emirleridir. Başka hiçbir şey değildir. Kur'an-ı Kerim, Avrupa Birliği bunu mu istiyor? Bunu istiyor. Yani bir Hristiyan toplumu Kur'an-ı Kerim'de kendi dini vecibemizle ilgili ne emirler varsa, bir kurbanlık nasıl alınır, nasıl olmalıdır ve bunların kesimi ve hayır olarak da dağıtımı nasıl olmalı, bunların hepsini tarif ediyor. Bunları bir kez daha şöyle madde madde özetlersek, Avrupa Birliği tam olarak bizden ne istiyor? Tam olarak bizden ne istiyor? Bir kesim yeri istiyor herhalde. Bir, hayvanın o şehre gelişiyle birlikte başlıyor. Mutlaka onun hangi menşeden, nereden, hangi ahırdan geldiğini istiyor. Bunun belgelerini istiyor. Veteriner kontrolünü, o güne kadarki yaşamı boyunca veteriner kontrollerinin belgesini, mühürlü, imzalı onu istiyor. Ve şehre girdiği anda veteriner kontrolü, şehir görevlileri tarafından veteriner kontrolü yapılmış mı, bunu istiyor. Ondan sonra hayvanların barındığı merkezlerin hijyen koşullarına uygun olmasını istiyor. O hayvanların bakıcılarının yine insani şartlarda hizmet vermesini istiyor. Kesimhanenin, yapılan yerin hijyen şartlarına sonuna kadar uyumasını, mesela çok küçük bir ayrıntı gibi gözüken ama Türkiye'de yarın da olacak odur. Özellikle küçükbaş hayvanlarda, koyunlarda deriden eti ayırmak için şişirerek koyunun derisi ayrılır. Bunu da insanlar nefes yani yoluyla yapar. Yaparlar. İşte evet. Burada düşünün, bir zatürre hastasını, veremli bir hastayı bunu hayvan etine bulaştırarak toplumda salgın hastalığa neden olur diye mutlaka kompresöre, yani hava kompresörünün şart koşar Avrupa Birliği. Buna benzer kriterlerin ve mutlaka portör muayenesi dediğimiz bulaşıcı hastalık riski olmayan, denetlenmiş sertifikalı kasaplar tarafından bu hayvanların kurban kesiminin yapılması şart diye koşar. İşte kendi başına bağımsız olarak kurbanınızı kesme ehliyetiniz olmamalı. Bu zaten böyle olması gerekirken sadece halkımız efendim bu daha çok sevapmış gibi tamamen uydurma sebeplerle kasaplara kestirmek istemezler. İşte bunları temin edecek olan, bu konuda kuralları koyacak olan kurum belediyeler. Belediyeler burada asla oy uğruna insanlara taviz vermemeli. Hı hı. Avrupa Birliği'nin istediği bu kriterler aslında Kur'an-ı Kerim'in istediği kriterler. Biz Avrupa Birliği'nin değil, kendi kutsal dinimizin en büyük emredisi olan, göstergesi olan Kur'an-ı Kerim'de tarif edilenleri doğru yapalım. O zaman, Avrupa sorun Birliği tabii kriterlerine de uyuyor. Hiçbir problem olmayacak. Adamlar da bizi böyle müfettişlerle veya ajanlarla denetlemek zorunda kalmaz. Evet, bu ajanların mesela Bahçeşehir'e ulaşmasını siz nasıl sağlayacaksınız? Yoksa bunlar öyle... Adı üzerinde ajan Bahçeşehir'e gelecek mi, onu da bilmiyoruz. Bilmiyorsunuz. Biz valiliğimizden, kaymakamlığımızdan talep ettik, yazdık, dedik ki eğer size resmi bir heyet gelirse biz buna talibiz gönüllü olarak. Çünkü biz bu işte çok tecrübeliyiz. Bütün diğer belediyelere de bu projeleri, her alanda yaptığımız projeler gibi bunu da vermeye hazırız. Çok pratik, kolay, yapılması mümkün olan, halkın ihtiyacını en üst düzeyde mutlu olabileceği şekilde dizayn edip o hizmeti verebilen bir belediyeyiz. Bunlar kolay. Ve birçok belediyede epey bir aşama kat etti. Bu konuda güzel hizmetler yapan birçok belediye de var ama Türkiye genelinde maalesef ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Sadece bu hadiseden dolayı Çevre ve Tarım Kurumu, Bahçeşehir ile ilgisi de şuradan önemseme noktamız. Biz Çevre ve Tarım Komisyonu, Avrupa Parlamentosu'nun dünyada 25 belediyeye verdiği ödülden birisini almış belediyeyiz. İşte bu komisyon tarafından bu raporlar incelenecek ve ilerleme raporunda veyahut da müzakere başlayınca bunlar önümüze konulacak. Evet kardeşim, siz Müslüman bir ülkesiniz. Dininize çok bağlı olduğunuzu söylüyorsunuz. Kur'an-ı Kerim de bunları emrediyor ama siz daha kutsal kitabınızdaki emirlere uymuyorsunuz. Ben
sizin kendi dininize göre yapmanız gereken doğruları yapmayan bir ulusu, insanlığı nasıl medeni toplumun içerisine alabilirim diye müzakerede bizi yokuşa sürmek için rahatlıkla ellerine delil olabilecek kanıtları vermiş olacağız. Benim buradan bütün belediye başkanı arkadaşlarıma, kamuoyuna, halkımıza duyurmak istediğim şu: aman ne olur şu sokaklarda, balkonlarda denetimsiz olarak kurban keserek hem Allah'a karşı olan görevimizde eksiklik yapmayalım, hem de Avrupa Birliği'ne rezil olmayalım. Hem de kendi sağlığımızı, riske atmayalım. Belediyelerin kurmuş olduğu hijyen koşullarına uygun yerlerde keselim. Eğer ilk gün keseceğiz diye de yarışa girmeyelim. Kurban Bayramı biliyorsunuz 4 gün. Cenab-ı Hak bu hizmet verilecek. Bu kurbanı 4 gün ilan ederken, herhalde kendisi koyarken süreyi bütün kurbanlar birinci gün kesilecek diye koymadı. Rahat rahat insanlar bu ibadetini yapsın diye 4 gün konulmuş. O zaman 4. günde kesebiliriz. Aman telaşa kapılıp illa birinci gün. Acaba bu biraz da panikten mi kaynaklanıyor diyorsunuz? Biz millet olarak biliyorsunuz duygularıyla hareket eden bir toplumuz. Hiç aklımızla hareket etmedik. Doğru. Ama artık Avrupa Birliği süreci müzakere tarihi alındıktan sonra duyguların rafa kaldırıldığı, aklın ve bilimin masaya yatırıldığı bir süreç. Burada duygular yok. Darılmak, kızmak veya oyunu alamam diye kuralı belediyelerin uygulamaması diye bir şey yok. Asla hiç vatandaşın o yönünden bakmadan Avrupa Birliği'de yaşayacağımız sıkıntıları düşünerek belediyelerin, zabıtaların hepsinin görevini tam olarak yerine getirmesi lazım. Yoksa geçmiş yıllarda olduğu gibi ne mi lazım deyip bundan bir şey gelmez önümüze diye düşünmememiz lazım. Bu ajanlar kamera tespitleriyle, fotoğraflarıyla, söyleşileriyle, hepsiyle bunları belgeleyecekler ve müzakere sürecinde bizim müzakereyi yürütecek olan diplomatlarımızın, siyasilerimizin önüne koyacaklar. En ufak bir meselede diyecekler ki kardeşim tamam, evet birçok kritere uyduğunuzu söylüyorsunuz ama ve bizi de suçluyorsunuz. Hristiyan kulübü bize bir sürü onur kırıcı laflar ediyorsunuz ama sizin en önemli bayramlarınızdan biri olan Ramazan Kurban Bayramı'nda ve en önemli ibadetlerinizden biri olan kurban kesiminde dahi Kur'an-ı Kerim'in emirlerine uymuyorsunuz. Biraz hassasiyet göstermiyorsunuz. Tabii ki, yani şansları var tabii ki. Sokakta hayvanları kaçırıp onları elinizde baltalar şeyler. Evet, gerçekten de hoş olmayan çok görüntüler dediğiniz gibi işte kurbanı yakalamak için sokaklarda canhıraş koşan insanları da görüyoruz. Tabii ki çocukların gözlerinin önünde olması da hiç hoş değil. Çocukların hiç psikolojileri hoş açılarından sonrasında. Dileriz tabii ki bu nar gerçekleştirilsin ve herkes acaba yarım mı oluyor diye düşünmeyip gerçekten bunu profesyonel ellerde yaptırsın. Kaç metrekarelik bir alan bu satış ve kesim yeri? Toplam alan, kapalı alan 3000 metrekare civarında ama burası sadece kurban için kurulmuş bir yer değil, işte özelliği o. Bizim fen işleri birimimizin kademe diye tabir edilen, her belediyede olan ve hayvanların barındığı alan bizim araç otoparklarımız. Sundurmalı araç otoparkı. Bu son derece modern bir ahır, barınak haline dönüşebiliyor. Biz 3 gün 4 günlük bir bayram için herhalde bu kadar yatırım yapılıp atıl olarak duracak değil. Ama her belediyenin çeşitli mahallelerde bu tip birimleri var. Yoksa da bunlar portatif olarak da yapılabilir. Çok kolay, pratik bir şekilde. O tamir bakım atölyesi dediğimiz alan bizim bir et kombinasına çok basit bir şekilde dönüştürülebiliyor. Mezvane mantığı içerisinde. Biz orayı dönüştürdük. Diğer otoparkı da hayvan bakım merkezi yaptık. İnsanlarımız için de sabah diyoruz ki
namazdan sonra eve gidip eşlerinizle bayram günü, barışma günü kavga etmeyin. Çünkü evet, kurban kesilir ama onun ardından da alır herkesi bir telaş. Çocukluğunuzda belki sizin evde olmamıştır ama birçok filmlere de konu olur. Namazdan sonra gelince babalar, anne bazen uyuyakalır. Evet. Karnı da aç olduğu için kahvaltı hazır değilse bayram günü kavgayla başlar iş. Biz onu da önledik yıllardır. Biz bayram namazından sonra imam efendi ilan eder, der ki kahvaltıyı belediye hazırladı. Kurban kesim yerinde kahvaltımızı yapacağız. Her türlü kahvaltı malzemeleri var orada. Kavurmamız, etimiz, bu arada sizleri de davet İnşallah. Ediyoruz. İnşallah, sağ olun, çok sevsiniz. Ondan sonra fişini alır vatandaş, gider numaratörden. Orada bekleme salonunda televizyonu izlerken, sizin haberlerinizi izlerken sırası anons edilir. Geçer vekaletini kasaba verir. 5 dakika içerisinde her işi bitmiş, paketlenmiş vaziyette etlerini alıp evine gider, dağıtacağı yerlere, hayır ihtiyacı olanlara verir. Evet. Sizin tespit ettiğiniz aileler var mı? Hani kişiler kurban kesme vecibelerini yerine getirirler de dağıtmak da bazen sorun tabii, olur. Tabii ki, bravo. Kime nasıl ulaştırmalıyız? Dolayısıyla da hani belediyelerin de belki daha kişilere göre bilgi sahibi oldukları için bu tip aileleri daha yakından bilme imkanına sahipsiniz. Tabii ki, diyorsunuz ki bu kadar işleri yapan herhalde buna benzer organizasyonları da kurmuştur bir kurum olarak. Hazreti Peygamberimizin hadisi şerifi var, biliyorsunuz, diyor ki komşusu aç yatarken tok yatanlar bizden değildir. Bundan hareketle her insanın önce komşusundan, yakından itibaren ihtiyaç sahiplerini belirlemesi lazım. Bizim belediyemizin en önemli yaptığı işlerden biri de budur. Kendi bölgemizde yaşayan ihtiyaç sahipleri tamamen bizde karne altına alınmıştır. Yani onlar kayıtlıdır, sürekli takip edilir, meslek edindirme kurslarından geçirilir, iş temin edilir. Yani sosyal statülerini yükseltmek, düzeltmek için de ayrıca bir sosyal çalışmamız var. İşte bu ihtiyaç sahiplerimizde belgeli ve tanıtımlı olduğu için bir standımızda ihtiyaç sahiplerine iletmek üzere hayırseverlerin bağışını makbuz karşılığında kabul eder ve o ihtiyaç sahiplerine belediyemiz aracılığıyla bu hayırlar yerine teslim edilir. 6 yıldır yapalım. Böyle bir uygulamamız var diyorsunuz. Nasıl bir yoğunluk yaşanıyor mu? Yani çok bekleme oluyor mu? Belki de vatandaşlar bundan da korkuyor. Sadece şunu söyleyeyim. Bahçeşehir yaklaşık 35 bin insanın yaşadığı bir kent. Esenkent de bize çok yakın. Bir o kadar da o. Yani 50-60 bin kişilik bir kent. Burada bizde hiç sıkıntı yaşamadan birinci gün daha akşam olmadan bu işler biter. İkinci güne artık çok ekstra insanlar geliyor. Hatta dışarıda kurbanını kesememiş, sıkıntı yaşamış insanlar. Dışarı bizde yaşamayan ama bunu duyan, Bahçeşehir'in bu hizmetlerini duyan insanlar gelip bizim orada keser. Hiçbir şekilde problem olmaz. Evet. Peki bu 120 kişilik ajan ekibinden bahsediyoruz. Bu sadece İstanbul'a gelmeyecek herhalde. Türkiye genelinde mi Türkiye genelindeki diğer belediyelerin durumu nasıl? Bu konuda bilginiz var. Sizler bizden çok daha iyi biliyorsunuz. Haber merkezleri şu andan itibaren teyakkuzda her belediyenin her bölgesini tarıyorlar. Bugün bize de birçok sizden de birçok basın kuruluşundan arkadaşlar geldi. Birçok bölgeyi gezmiş bu haber dolayıyla, bu ajanlar denetleyecek diye diyorlar ki eyvah. Ne yapacağız? Çamurlar içerisinde yine bataklıklarda yarın hayvan boğazlanacak. Bugünden başlanmış boğazlanmaya. Bu bir katliam diyecekler. Herhalde Avrupalı bugüne kadar, İşin kötü yanı o, yani altını çizmek istediğim, bütün toplumun sizlerin de dikkatini yoğunlaştırmasını istediğiniz neden o, bunu iyi anlatmamız lazım. Dün Avrupa Birliği halkı için, politikacılar için Kurban Bayramı'nın hiçbir değeri yoktu. Ama bugün bambaşka bir gün, müzakere sürecinde her köşemizden kaydı alıp ana haberlerinde
bizim kurban kesimlerini yayınlayacaklar. İşte o sahneyi gören Avrupa Birliği vatandaşları önümüze yarın ileride biz bütün kriterleri yerine getirdik. Farz edelim. Her şeyi doğru yaptık ve Avrupa Birliği kaçınılmaz olarak bizi almak durumunda. Ama ne dediler? Şirak, Avusturya Başbakanı hepsi biz bütün hepsini yapsanız dahi kamuoyunda bunu referanduma götüreceğiz. Evet. Belki bu 10 yıllık süreç içerisinde Türkiye halkı Avrupa kamuoyunu şeye hazırlayacak. Evet vermeye de hazırlayacak. Ama bu görüntüler halkın önüne geldiğinde, o sokakta boğazdan hayvanların görüntüleri geldiğinde Avrupa Birliği vatandaşları ben de olsam evet demem. Yani o görüntüyü gördükten sonra ben de olsam bu işe evet demem. Aslında hani AB'ye Türkiye'yi istemeyen bir takım ülkeler olduğunu biliyoruz. Onların eline de bir anlamda koz vermemek bence gerekiyor. Aslında bu bir vatandaşlık görevi diyebiliriz bu kritik süreçte. Kesinlikle bu işten siz bir bayan olarak şikayetçi değil misiniz? O görüntüleri görmek ister misiniz? Bu bizim yapmamız gereken bir görev. Ama bugüne kadar yapmadığımız gibi bir de abartıyoruz. Yani bu tamamen ahlaki ve vicdani bir meseleyi çok dejenere edip canavarca, çok böyle kabul edilemez bir biçime soktuk yıllardır biz bu kurban kesim işini. Yani kurban keserken de birçok insanımız artık ihtiyaç sahibine vermek yerine evinde kavurma partileri yapmak için kurban kesiyor. Evet, evet. Maalesef. Ha, bu işi amacına uygun hale getirin diyor Avrupa Birliği bize. Farklı bir şey söylemiyor. Amacınız çok kutsal bir amaç. Bu, herkes saygı duyuyor böyle bir şey. Hatta ama şunu, niye siz böyle bir tesis yapmayı uygun gördünüz 6 yıl önce diye sorarsanız ben şunu diyebilirim. 91 yılında bir yine tatil için Avrupa'daydım. Abim oradayım, öğretmen. Onunla birlikte kurban bayramına denk geldi. Kurban kesmek istedik. Bir Alman çiftçi kendi mandırasında o kadar güzel bir kesimhane, veteriner başında her şeyi işte buradaki bizim sisteme aynısını yapmış, paketleyerek bizim kurbanımızı verdi. Dedim ki ya elin Hristiyan diye tabir ettiğimiz, hatta gavur dediğimiz insanın bizim dinimize gösterdiği saygıyı bizden daha çok saygı gösteriyoruz. Biz tabii müminler olarak bunu hiç gösterememişiz. Hiçbir zaman, yani o imkanın o zaman 91 yılında hiçbir belediyelerin böyle bir çalışması yoktu. Türkiye'nin hiçbir yerinde o şekilde insana ve hayvana o şekilde değer verilen bir ortam hazırlanmamıştı. Şimdi yeni yeni başlandı. O Alman'ın bize olan saygısı, dinimize olan saygısı ve hizmet anlayışı beni etkiledi tabii ki. Belediye yönetiminde bu da bir görev alanımız içerisinde görev olarak bize yüklenince en doğrusunu yapmaya çalıştık. Buradan da diyoruz ki artık bizim için bu kaçınılmaz bir görev olarak önümüze geldi. Her belediye, her vatandaş, bütün kamuoyu bu işten sorumlu. Üzerine düşen yani, herkes yapmalı tabii, tabii ki. Her şeyi yaptığımızda referanduma gittiğinde Avrupalı, Fransızlar bu görüntüleri alır. Şirak'ın torunları dev ekranlardan, video vallardan bu görüntüyü yayınlar. Der ki barbar Türkleri mi içinize alacaksınız? Çocuklarınızın önünde böyle hayvanları boğazlattırıp ondan sonra depresyona giren bir toplum mu yaratacaksınız diye herkes vallahi hayır oyu verir. Valla inşallah onların beklediği görüntüler gerçekleşmez. İnşallah. Ümit ederiz. Kurban bayramında ve biz de çok çağdaş bir Türkiye'nin çağdaş evlatları olarak. Tabii bu konuda bizi izleyen vatandaşlarımızın sayısı çok sınırlıdır. Ama zannediyorum sabah programlarında bazen bizim evdeki yardımcı hanımdan öğrendiğim kadarıyla Semra Hanım'a da çok görev düşüyor. Semra Hanım'a da çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen Semra Hanım ve Semra Hanım gibi çok reytingi yüksek olan program şovcuları diyelim. İşte onlar da çağrıda bulunsun. Topluma, Avrupa Birliği'ne katkısı olsun bu sürece.
onları daha çok dinleyeceklerdir bence. Vallahi doğru söylüyorsunuz. Ne söyleyeceğim bilemedim bu sözleriniz üzerine. Sayın Kemal Aydın çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Böylesine güzel bir olayı bizimle paylaştınız. Gerçekten çok keyifli. Umarız, dileriz gerçekten de Avrupa Birliği anlamında çok da bizi istemeyenlere kozları vermeyiz ve bu görüntülerle tekrar dünya medyasının karşısında olmayız. Çünkü gerçekten oldukça önemli bir süreç. Burada hazırlanacak rapor gerçekten bizim için çok önemli. İşimizi çok da zorlaştırabilir. Aslında gibi. Belki bir son olarak şunu ilave etmek istiyorum Ebru Hanım. Bizi istemeyenler tabiri tabii hep sıklıkla kullandığımız bir cümle haline geldi ama ben Avrupa Birliği insanların bizi istemediğine inanmıyorum. Biz aslında kendi hayatımıza bir baktığımızda kendimizi biraz öz eleştiri yapmak gerekiyor. Tam çuvaldızı kendimize batırırken iğneyi başkasına batırmayı denesek çok daha iyi olur. Biz kendimizi sevdirecek ne yapıyoruz? Biz marka hırsları yüzünden birbirimizi boğazlıyoruz. Onun arabası, bunun serveti bilmem ne. Her gün bu reklam kampanyalarıyla insanlar bir yarış içerisinde. Artık etik kural diye hiçbir şeyimiz kalmadı. İşte diyoruz ki böyle bizim çok kutsal, çok kabul edilebilir bir inanç nedeniyle yaptığımız bir hizmeti dahi bir katliama, bir cinayete dönüştürecek boyutta kamuoyuna sergiliyorsak lazım, o zaman düşünmemiz lazım. Yani biz eleştiriyoruz aslında bu sahneleri biz beğenmiyoruz. O zaman Avrupa Birliği insanları böyle bir şeyi gördüğünde bizi sevmemekte haklı diye düşünmemiz lazım. Doğru. Biz kendimizi sevdirecek işleri yapalım. İnanın ben Avrupa Parlamentosu'nda bundan önceki Genel Sekreter Walter Schwimmer o çevre diploma ödülünü verirken söylediği sözler ve aldığımız alkış o parlamento üyelerinin bizi ne kadar insan olarak sevdiğini, doğru işler yapan bir yönetici olduğunda onun ne kadar çok takdir ettiğini biz şahit olduk. Evet. Ben o konuda hiç ön yargılı değilim. Sadece vatandaşımıza eğer özgür, mutlu, çocuklarımızın geleceğinden artık endişe duymadığı bir ülke oluşturmak istiyoruz ve böyle bir ülkede yaşamak istiyorsak, sadece Avrupa Birliği denetlediği için değil, kendi huzurumuz, kendi mutluluğumuz bir için. Bir birey olarak en azından. Birey olarak görevimizi yerine getirmemiz lazım diye düşünüyorum. Ve bütün vatandaşlarımızın bir tek kare fotoğraf dahi Avrupa Birliği ajanlarının eline vermeden mutlu bir bayram geçirmelerini diliyorum. Buradan bütün büyüklerimizin ellerinden öpüyorum, çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de dileklerinize katılıyoruz. Bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Bahçeşehir Belediye Başkanı Sayın Kemal Aydın bizimle birlikteydi. Evet, yarın Kurban Bayramı'na gireceğiz. İyi bayramlar diliyoruz ve huzurlarınızdan ayrılıyoruz. İyi akşamlar.